Günaydın, hayırlı cumalar. Duamızı beraber dinlediğimize göre, amin dediğimize göre güzel cuma günümüze başlıyoruz. Vloguma hoş geldiniz bebişlerim. Görüyorsunuz kapı pencere her yer açık, felaket demeyeyim ama çok mayhoş, harika bir sıcak var. Böyle ufak ufak essin diye açtım her yeri. Evet, görüyorsunuz ilk şey. İlk kafama error verecek durum. Çamurlu ayakkabıları dün bahçeyi suladı, geldi. Çamur izlerini görüyor musunuz arkadan? Bugün terası ona yıkatacağım merdivenlerle. Yani Yusuf'tan bahsediyorum. Yusuf bugün evde, karantinamızın ilk günü. Karantina derken yasaklarımızın ilk günü. Yatağı topluyordum. Dua başladı. Duayı biraz sizinle paylaşayım istedim. Bu arada safe sormuşsunuz. Ya salonda kim yatıyor? Salonda yatağın ne işi var? Salonda eşim yatıyor. Çünkü Aras benimle uyuyor. Aras'ın ayrı odası var ama henüz kendi odasında uyumayı alıştıramadım maalesef ki. Ama artık yavaş yavaş geçmesi lazım. Ha, aslında Aras kabul ediyor, uyumam demiyor ama Yusuf diyor ki üstü açık kalır, işte üşür düşer bilmem ne. Halbuki bahanelere sığınıyor, asla gerek yok. Artık havalarda ısındığına göre derece bugün 26'yı gösteriyor. Çok güzel bir sıcak var. Ben de gördüğünüz gibi eteklere büründüm. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Biz uyanalı tabii ki çok oldu. Evi toparlıyorum yavaş yavaş. Üzerimi değiştim. Elimi yüzümü yıkadım. Günlük bakımımı yaptım. Şu Ferideciğimin hediyesi olan takımın eteğini giydim böyle. Üzerine de diğer kuzenimin hediyesi olan bluzu giydim. Böyle bir ah, rahat bir şeyler geçirdim üzerime. Sahurdan kalan kahve fincanlarımız var. Çok fazla bir işim yok. Tezgahımı görüyorsunuz. Toparlayacağım. Burada gözleme ıspanaklığı yedik. Küçük bir kaşarlı parça kaldı dünkü iftardan. Onu da Aras yerse, eğer yemezse artık kedilere vereceğim. Bu ıspanağı Aras yemez, bunu da kedilere vereceğim. Son kalan yemekler bunlar. Ama iftara kaldırmam artık, kimse yemez onları. Çilek görüyorsunuz çok güzel suyunu salmış. Bunun altını beraber yakalım. Ay, yanlış tarafı açtık kızlar. Çilek reçelim ağırdan ağırdan kaynasın. Evi toparlıyorum dediğim gibi. Ve söylemezsem olmazı açtım. Ay, şu bilekliğimi de kaldırayım. Sehpamı sileyim, yerine koyayım. Yusuf'la Aras aşağıya indiler babaannesinin yanına. Şöyle kendime çevireyim. Hem anlatayım size hem de beni görmüş olun. Daha saçım başım toplamadım ama uyandığım topuzumla duruyorum. Ah, şöyle bir önce oturayım. Oh, beni de gördüğünüze göre günümüze başlayabiliriz. Ev işini toparlamaya bayağı geç kaldım. Yaprak dökümünü izledik beraber Yusuf'la. Ondan dolayı da temizliği biraz geç saate bıraktım. Temizlik derken bugün asla temizlik yok. Sadece ev toparlanacak, rutin işler. Yoksa ki dün çok güzel temizlik yaptım. Bugün temizlik yapmayı düşünmüyorum. Sadece terasımı temizlenecek. Onu da Yusuf'a dediğim gibi yıktım. Tamam, ben yıkarım dedi. Hortum çekip yıkarım dedi. Havalarda ısıcak ya. Soğuklarda pek hortumla suyla uğraşmıyoruz ama sıcaklarda artık böyle gün aşırı terasımda hortumla uğraşırız. Aras'ın ateşi gece düştü. İlaç vermiştim. Biraz daha iyi ama yine de şişliği var. Bu absesinden bahsediyorum. Ağzın içindeki abseden. Dün babaannesi geldi. Dua okudu. Dedesi geldi. Halası geldi. Hepsi merak ettiler ateşlendiği için. Dedim çocuk bu yani. Böyle ateşlenir, hastalanır, büyür. Panik yapmayın. Sağ olsun gene de hepsi var olsunlar. Öyle Rabbim hayırlı cumalar versin tekrardan kuzucuklarım sizlere. Yasağımızın ilk günü başlıyor. Ramazanımızın da 18. günü galiba. Ya 17. ya 18. günü olması lazım. Yanılmıyorsam bilmiyorum. Belki de yanılıyor da olabilirim. Lavabomu yıkadım. Yüzümü yıkadıktan sonra bu temizleme jeliyle yıkadım bugün yüzümü. Çenem düşmesin ya. Günlük vlogumuza nasıl olsa başladık. Size de merhaba dediğime göre o zaman devam ediyoruz günümüze. Boruyu itti Yusuf. Ben de şeyi taktım. Şu üst kısmı sanki biraz lekeli. Şuraları sildim. Şurada bir iki leke kaldı. Onları çıkaramadım. Neyse, terası yıkamaya geçtik. Geçtik derken beyleri yıkattırıyorum ben. Çorabım var. Girmeyeceğim hiç. Annem çorabını çıkarsaydın bir tane. Çek pasta geçsin içeri. Hadi gel. Getireyim canım. Çok köpürtme. Aşağıda çiçekler var canım. Yeter bir tane. Bir de sonra çiçeklerimi sular mısınız? Ben de geleyim yanınıza. Şuradan bir parmak arası terlik ver bana.
Evi temizliyoruz. Hadi. Ev, aşağıdaki evi mi? Evet, onu temizleyelim. Hadi. Aras, çorapların ıslanır. Şu kovayı önce indirseydik keşke. Aras'ın paçasının stylingine bakar mısınız? Ne olmuş ki, erkekler de giyebilir. Tabii ki yırtık paça erkekler de giyer aşkı. Bana şuradan bir parmak arası terlik çıkarsana oğlum, ben de geleyim. Şurada dolapta. Benim dolabımda. Çok deterjan dökmüşler. Bu da bulaşık deterjanı ya. Pril çabuk kabarıyor. Tamam ver de şey yapayım aşkım. Parmak arası ver. Ben de çek pas alayım. İçerisinde güzel çilek koktu. Bir bilseniz çilek reçeli kaynıyor ya. Çek pas aldım. Teşekkür ederim canım. Dur tripodumu da alayım, sizi sabitleyeyim. Biz de balkonumuzu yıkayalım hızlıca. I still remember when I was really free and all the things I lived. In the mirrors, all the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for life. This is the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. Every day I still remember when I was really free. I lived in the midst of all the things that I left. I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. This isn't the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. This isn't the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. Biz yukarıdan sonra buraya da bir el atalım dedik. Şey yapmayayım. Halıları Yusuf çıkardı. Süpürgemi getirdim. Deterjanımı getirdim. Bu dolaba nar dizmiştik ya, berbat durumda. Size hızlıca şöyle bir öncesini çekeceğim. Şuraları görüyor musunuz kızlar? Berbat durumda. Yusuf kabalarını fırçayla alıyor. Sonra ayrıntılı süpüreceğiz. Şu yatak başını geri iteceğim yerine. Görüyor musunuz? Tabii neredeyse
6-7 aydır kullanılmıyor. 8 ay hatta olmuştur belki de. Kabalarını Yusuf alsın, ondan sonra süpürüp silip tertemiz. Sonrasında size çekerim kızlarım. Gerçi ben çıkarken temiz bıraktım ama yine de böyle nar mar gerildi, çıkıldı, edildi derken. Kolay gelsin o zaman bize. İş beni her yerde buluyor Yusuf'la vallahi. Bugün kocamı da çalıştırdım, hakkını helal etsin. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Ayağıma ter dikeyim de çıplak ayak üşümeyeyim. Buralarda çamur, daha buraları da büyük su tutup terası süpürdük, yıkadık. Buraları da büyük suyu tutup yıkayacak. Şu bezlerimi de getirdim, temizlik bezlerimi. Başlıyoruz o zaman biz.
Evet canım. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Aynayı da sildik. Sildik. Bugün de hiç üstüm başım temizliğe müsait değil ama çok özlemişim böyle boydan aynamı ya. Bu evimi çok seviyorum. O kadar huzurluydu ki. O kadar tatlı güzel günlerim oldu ki benim burada. Buzdolabını Yusuf sildi. Raflarını ben yıkadım, sildim. Çekmecelerini, beyaz eşyalarımı sildim. Ay gazımı güzelce sildim. Yani ay ocağı güzelce. Üzerine de kapak böyle örttüm ki tozu olmasın. Pencere kenarlarını sildim. Şimdi pencereyi kapatacağım ki polen çok fazla var. Şurada nar lekeleri vardı ya, Domestos'la yıkadım ama anca bu kadar arındı. Biraz lekeler kaldı. Güneşten gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereceğim. Güzelce. Şu lavabo felaket durumdaydı. Çok güzel bir şekilde arındırdım, temizledim. Şu rafların tozunu aldım. Kapımın arkasına makyaj yapma köşem vardı, hatırlıyorsunuz. Aynayı çıkardım. O ayna kayınvalidemdi. Geri verdim aynasını. Sehpa böyle bıraktım. Yuvarlak oval sehpayı da böyle yatak odasına koydu Yusuf. Yerleri görüyor musun? Nasıl parlıyor. Temizlik her şeyden. Temizlik başta gelir ya. Temizlik imandan gelir vallahi. Aynayı sildim ama mikrofiberli bezim yoktu. Şey yapamadım, durulayamadım. Böyle potuk potuk kaldı. Neyse, önemli değil. Bu aynamı tabii ki yukarıya değerlendirmek istiyorum. Yerini bir ayarlayabilsem götüreceğim. Yusuf pencereleri kapattı ki şey olmasın, tozda olmasın diye. Bu fonlar benim aslında, yukarıya bir yere kullanırım ama şimdilik kalsın bakalım. Şöyle bazanın altlarını çektik, sildik. Bazanın altlarını çektik, sildik. Geri ittik yerine. Yatak başını değiştirdik. Yatak başını, bu orijinal olanını koyduk. Ahşap olanı çıkardık dışarı. Kapıları sildim. Şu giriş pima penleri sildim. Yerleri sildim. Tuvaletin içi çok kötü durumdaydı. Bahçe katı olduğu için gelen misafirler burayı tuvalet kullanıyordu. Yani bahçeye gelenler burayı kullanıyordu. O yüzden tuvalet, yani klozet özellikle çok kötü durumdaydı. Onu güzelce bir arındırdım. Domestos'la yıkadım. Duşakabin yeri temizdi zaten. Yine de şöyle bir su tuttum. Gördüğünüz gibi lavaboyu da yıkadım. Aynasını sildim. Bu şeyi, şu banyo perdesinin borusu eğilmiş. Şuradan şöyle eğilmiş göstereyim. Şurası eğildiği için de genişletemedim. Normalde bu böyle çekilip genişletiliyor şuradan. Duvarın boyuna göre. O yüzden perdeyi takamadım ama perdeyi çıkmadan önce yıkamıştım zaten. Temizdi. Perdeyi katladım, koydum böyle. O yamuğu Yusuf düzeltirse sonra belki perdeyi buraya geçenler ya da taşınanlar ya da kiracı olursa kendi şeyine göre banyonun perdesini kullanırlar. Pırıl pırıl ettik vallahi. Şurayı da kapatayım. Burası bir de güzel serin ki. Güneş bakmasına rağmen çok serin. Şimdi şurayı Yusuf tutam böyle bir fırçayla, çek pasta çekti. Ben de arkasından yine de böyle son bir kez elimle silip geçeceğim. Yerleri zaten hep elimle silerek geçtim. Temiz olsun diye. Dolaplarım falan da temiz. Yani daire temiz, kötü durumda değil. Allah'a şükür, sadece şu camlara. Ay ne kadar zor. Bunu unutmuşum, bu bayağı zor kapanıp açılıyordu. Bunun penceresini kapattık. Sadece camlar dışarıdan bir tür fırçalanıp yıkanması lazım. O da aceliyeti yok. Bez eşyaları da sildim dediğim gibi. Şimdi şey yapacağım. Tekrardan bir elimle sileceğim. Ondan sonra bitecek, burayı da kapatacağım. Yusuf komple kayınvalidemin girişini, bizim bu girişleri, her yeri köpüklü fırçayla geçiyor. Sonra da büyük suyu açıp durulayacak buraları. Çamaşır makinesinin üstünü de sildim. Kapağını sildim. Öyle. Sonra malzemeyi yukarı çıkaracağım artık. Kapının önüne senin her tarafı çamaşır. Eline sağlık canım. Azıcık bir şey olsun ha. Burada halılar var. Halıları yıkayıp yukarıya terasa kullanacağım. O yüzden bekletiyorum halıları. Yusuf böyle köpüklemiş her yeri. Ay nasıl çamaşır suyu koktu. Başım ağrıdı, aç karnıma. Kayınvalidem de orada çiçekleriyle uğraşıyor. Böyle. Çok şükür bu yükü de attım sırtımdan. Yusuf'un yardımıyla, yoksa tek başıma İşin içinden çıkamazdım. Şurayı sileyim, ondan sonra bitti burası. Burası da benim eski evim, yeni izleyicilerim için. Yukarısı yapılmadan önce burada yaşıyordum. Eskiler çok iyi bilir de yeniler için bilgilendireyim. Efendim canım. Tamam canım. Beyaz eşyaları falan her şeyi bırakıp çıkmıştım yukarıya. Ha canım. Tamam. Suyu açayım, büyük suyla yıkayacak Yusuf bahçeyi.
Terasımızı temizledik, aşağıyı temizledik, eski evimizi temizledik. Yusuf'la oturduk, dinleniyorduk terasta. Kayınvalidem reçel gönderecekmiş, dut reçeli yapmış. Ben de çilek reçelinden biraz yolladım da çilek reçeli biraz koyu kıvam olmuş, karamelize olmuş. Neyse, idare edeceğiz, tatlı niyetine yeriz. Yusuf öyle seviyor gerçi. Ben de öcelerimi falan sildim. Manikür pedikür yapıyorum bir yandan. Törpümü aldım. Şöyle oturdum, hem hava alıyorum hem dinleniyorum. Üstümüzü değiştirdik, ıslanmıştı her yerim. Ayaklarım oje süreceğim, ellerim oje süreceğim. Saat 5. Sonra da iftar yemeği yapmaya geçerim. Şu eriklere bir bakar mısınız? Evimi görüyor musunuz? Kocaman olmuş. Sizi ben yerim ya. Eriklere bak. Ay, can erikleri. Bakın. Şurada sallanıyor. Kayınvalidem ektiği çiçeklere can suyu veriyor. Şimdilik keyifteyiz. Bayağı bir çalıştık. Hak ettik bunu yani. Kırmızı renk süreyim dedim. Böyle baharın yazın gelişi cıvıl cıvıl. Oh. Limonumuzu da sıkalım. Pırasaya limon sıkıyor musunuz kızlar? Ben pırasayı hafif eşki seviyorum. Oh. Bu sefer de şey yaptım. Pırasa yemeğini bulgurlu yaptım. Dün pirinçli ıspanak yedik ya. Bu tamam. Bunu kapatıyorum. Bunu bu arada tavuk suyuna yaptım. Geçen haşladığım tavuk suyu vardı bir tencere. Buna su eklemek yerine tavuk suyu ekledim. Doğal. Bu da mercimek çorbası. Aras çorba istedi. Bunu da tavuk suyuna yaptım. Burada şahane bir kek kabarıyor. Geçen aldığım kek kalıbıyla içine Hindistan cevizi, küçük yuvarlak pasta süslerim kalmıştı. Çikolatalı yuvarlak, onları döktüm. Damla çikolatalı şeyi versin diye. Bir de tarçın. Of, şahane bir koku var şu anda evde. Yeni aldığım kek kalıbında yapıyorum. Yavaş yavaş 180'i ayarladım. Yusuf gene bunu yükseltmiş. Ben 180'e koydum, o gene yükseltmiş. 180'de ağır ağır pişiriyorum. Saat daha 6'yı 2 geçiyor. Şu çıtır tavuklardan istedi Aras. Bir paket vardı biliyorsunuz. Fırına verdim, fırını ısıtmışken. Bunları da attım. Biraz yemiş, birazını bırakmış. Çorbadan da bu kadar yemiş. Şunları kaldırayım. Menümüz böyle şekillendi. Mercimek çorbası, pırasa yemeği. Bir de şu hazır çıtır tavuğumuz var. Her zaman kızartıyordum biliyorsunuz. Bu sefer fırına verdim hafif olsun diye. Bir de kekimiz var. Çayla içeriz, akşama çay demleriz. Ay, Yusuf terasta. Ben de geçeceğim şimdi terasa. Çok güzel esiyor. Ev bayağı sıcak oldu. Bir de fırını da açtım ya. Yusuf muşmula topladı. Dün bitirdik gelen muşmulaları. Bu yenisi. Çok lezzetli. Kayınvalidem dut reçeli yapmış. Şöyle yarım kavanoz gönderdi. Ben de çilek reçelim şöyle olmuş. Biraz karamelize olmuş. Sert olmuş yani. Küçük bir kavanozda ondan çıktı. Biraz da kayınvalideme gönderdim. Biberiye çaylarını kurutmuştu. Hatırlıyorsunuz budamıştık dallarını. Onları kurutmuş. Böyle ayırmış. Ayıklamış. Bana da böyle bir tabak göndermiş sağ olsun. Çayını demleyip biliyorsunuz saçıma cildime kullanıyorum. Bu arada ayak tırnaklarımın manikürünü ojesini sürdüm. Ellerimi yetiştiremedim. Aras gelip yemek isteyince. Neyse ya, iyi oldu. Bir yandan erken bitmesi iyi oldu. En azından gider biraz terasta dinlenirim. Eve güneş görüyor, görüyorsunuz. Arası duş aldırdı babası. O şimdi yemeğini yedi, uzanıyor, dinleniyor. Ay, yemekler hazır olsun. Benden de bu kadar. Şarjı takayım sizleri. Ondan sonra da iftarda bir yerde görüşürüz artık bebişlerim. Oy. Son 20 dakika kaldı. Bugün çok çalıştık. Enerji harcadım. Çabuk acıktım bugün. Ay, başım öyle bir anda kalktığımdayız. Haberleri izliyor. 20 dakika var. Kekim böyle oldu. İçindeki parçacıkları görüyor musunuz? Nasıl tarçın kokuyor. Nasıl güzel kokuyor. Neyse, çorbam hazır. Pırasam bayağı suyunu çekmiş. Olsun, seviyorum ben böyle pilav gibi. Kayınvalidem kızartma tabağı hazırlamış. Böyle cacık kızartma, biber kızartmış, patates, domates. Severim. Bir tabak ondan gönderdi. Ben de bir dilim kayınvalideme ne gönderdim? Kek gönderdim. Kek kalıbı çok güzel çıktı. Böyle yağladım tabii ki öncesini. Ama tabii geç pişiyor. Biraz derin olduğu için. Ortası böyle oyuk olsaydı çabuk pişerdi ama geç pişiyor. Görümcem geldi. Ayhan geldi. Bize kola getirmiş.
Intense tatlı çikolata brownie falan getirmiş bana, sağ olsun. Özel bizi kaç gündür görüşemedik. Görümcem geldi. O da Fanta getirmiş. Hepsinden Allah razı olsun. Biraz terasta oturduk. Sohbet ettik. Araç şimdi halasının yanına gitti. Paşa'yı getirmiş, köpeği getirmiş halası. Restoranta gündüzleri götürüyor. Akşamları yanına getiriyor demiştim ya size. Ondan sonra ne anlatacaktım? Araç şimdi halasıyla biraz zaman geçiriyor. Ben de biraz enerji toplayıp iftarı bekliyorum. Ara su tuşu aldırdı. Babası onu söylemiş miydim size bilmiyorum. Temizlik. Tede çektim ne çekmedi bilmiyorum. Bu iki vlog kaç dakikalık çıkacak onu da bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar size bayağı uzun tutmaya çalışıyorum. Bugün sizinle pek sohbet de edemedik değil mi? Yavru ayı annesini kaybedince. Valla ayı mayı demeyin. Herkesin anası kendine. Yoruldun değil mi canım? Hiç iyi değilim diyor. Ama eline sağlık. Bayağı iş yaptım bugün. Terasa yardım ettin bana. Arası yıkadın. Allah razı olsun senden. Aşağıları bir güzel temizledi. Ondan sonra meyve ağaçlarımızı suladı. Çay suyu koyayım değil mi? Yoksa soğuk içecek mi içerisi? Çay suyu güzel olur. Çay suyu koyalım. Azıcık şekerleme yapacaktım, olmadı. Yatamadım. Tam kaç dakika var? 52 geçiyorsun. 52 geçen bugün o zaman. Kaç geçiyor? 30 36 geçiyor. Evet, 15 16 dakika var. Anca çay. Dün çaydanlığım oldum ya. Ondan sonra hiç kullanmadık. Kıyamadım herhalde. İçinde portözle parlatmıştım. Şey, kengi kapattıktan sonra fırın belli bir müddet sıcak kalıyor ya. O yüzden şu şeyleri de geri ittim. Çıtır tavukları da tepsiyle ittim. Isınsın diye. Çok fazla kızartmadım. Ben böyle hafif içi yumuşak sulu seviyorum. Çorbayı falan ısıtmak için daha erken, pırasam da daha şey. Pırasam da sıcak, onu da ısıtmayacağım. Çayımızı da ayarlayalım sizinle beraber. Demliğe çayımızı da koyalım. Bütünümüzün sonuna geldik. Birlikte beraberliğimizi bize tekrar hatırlatan bu mübarek ayın bereketli sofraları. Şöyle 3 yapalım. Bugün çayı biraz fazla demleyelim. Sahurda da ısıtır içeriz. Ay. Şunları da şey itmem lazım fırının içine. Neyse, elim değmişken bunları da kaldırayım. Tavuk ne güzel koktu. Hatta sizinle beraber şey yapalım, soframızı da hazırlayalım. Servislerimizi. Ne canım? Arası mı? Çağırayım canım. Şey, Paşa ile oynuyor. Halası bahçeyi suluyor, o da onun yanındaydı. Bir bakayım. Şu kuşlara bakar mısınız? Çi. Cadılar hiç susmuyorlar. Aras'cığım, baban çağırıyor oğlum. Aras'ın o ayıcık yastığını getirdim, uzanıyordum orada. Aa, güneş batınca nasıl soğuk esti birden. Aras kuzum. Ağaçlara bakın nasıl rüzgar çıktı. Sallanıyor, görüyor musunuz? Terasım parlıyor Allah'ım. Terliksiz bile çıkabiliyorum yani, toz moz yok ama bayağı bir polen birikmişti. Ben polen zamanı geçti zannediyordum. Oğluş. Kayınpederim geldi. Orası merak etti, dün biraz ateşi vardı ya. Tamam canım, giriyorum hemen. Sizi sabitleyeyim, ondan sonra soframızı kuralım kızlar beraber. Hoppala, tripodum şeydeydi, terastaydı. Komşu köpek almış, o da havluyor bir yandan.
Çayımı aldım. Yusuf kekimi çok beğendi. Tahmin ettim beğeneceğim çünkü şekeri çok fazla yaptım. O bol şekerli seviyor. Ben az şekerli kekleri seviyorum. Ama yaşlar nefis olmuştu. Artık sizinle vedalaşıyorum. Montaja geçeceğim bir işlerim. Kendime şöyle kolay bir açılsa bile çıkmıyor. Böyle yapıştığı zaman açılmıyor. Şöyle bir şey buldum. Bunu izlerken, bir şey izlerken iyi oluyor. Böyle yapıştırmıyorum. Elime koyuyorum yatarken. Ama iş yaparken, bir şey izlerken koyuyorum. Sabitleyici. Gayet iyi oldu. Onu alıyorum. Yatak odasına geçiyorum. Yusuf bir film açtı. Filmin ismini bilmiyorum ama beni sarmadı. O yüzden Aras da daha gelmedi. Halasındaymış. Yatak odama geçtim. Sizleri çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki videomda görüşürüz kuzucuklarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.